bize bazı şeyler unutturuldu. Neler unutturuldu işte? Küçük paralarla yatırım yapmak unutturuldu, tasarruf unutturuldu, mutluluk unutturuldu. Herkes aynı olmak zorunda, aynı estetikli suratlar, aynı kiloda olmak zorunda, aynı arabaya binmek zorunda. Damlaya damlaya göl olurun bize unutturdular. Aslında gerçekten damlaya damlaya göl oluyor. Böyle bir şey hayatta söylemiyordum. Artık ama doların bu 18'de bir yıl boyunca yatay kaldığında grafikler gösteriyor. İşte şu anda altınımı dolarımı bozdurup işte bu süreç içinde 2023'ün ilk yarısında ev alayım mı? Dönemsel olarak araçlarda artış olabilir. Eğer siz eğer satçıysanız, bu işi biliyorsanız sorun yok. Merhabalar. Merhabalar. Ay ben çok heyecanlıyım. Siz beni bugün idare edeceksiniz herhalde. Öyle estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, nasılsınız bakalım? Bugün sürekli şeyde, hikayede gördüm. Çok yoğunsunuz. Bugün böyle gözlerim falan optik oldu diye yazmışsınız. Kıyamam size. Evet, bu benim ilk gözlükle yayınım olacak tarihteki yani. Gayet her zaman bir ilk vardır, olsun olsun. Ben de sürekli şeydeyim. Buralardayım. Gerçi Instagram'da sadece 2 saat kalıp sonra kayboluyorum. Instagram'la ilgili pek fazla takılmıyorum. Nasılsınız bakalım sevgili Mert Başaran? Vallahi şükürler olsun. İyiyim. Biraz yorgunum. Sürekli geziyorum. Bir yerlerdeyim. Yani düşündüğümden daha bir yoğun ama keyifli bir hayatım var. Okuyorum, paylaşıyorum. İşte gözlerimi bozuyorum bu Instagram. Siz de belki zamanla artık aynı noktaya geleceksiniz. Bu Instagram ve Twitter'da paylaşım yapmak tabii o kadar kolay olmuyor. Bir sürü şey yazmak. Bir yaşım da benim 45 oldu. Bu yaştan sonra başlıyormuş böyle sorunlar. Yok canım, daha yolun başındasınız. Yani öyle söyleyeyim, yolun başındayız yani. Durun İnşallah. Bakalım daha erken, bundan İnşallah. Sonra başlıyor. İnşallah. Şimdi gerçekten nasıl bu işin duayeni oldunuz? Bu kadar genç yaşınızda böyle 80-90 yaşındaki bir geriye sahipsiniz bilmiyorum her konuda. Her konuda. Demin telefonla konuştuk. Sadece ekonomi değil. Şimdi ekonomiye gelmeden önce gözlükler çok yakışmış bu arada. Ben de öyle düşünüyorum. Herkes de öyle düşünüyor. Teşekkürler, gözlükler sağ olsunlar. Yıkılıyor demişler. Evet. Aynen güzel. Evet, şimdi ilk önce bir şu kitapla. Yanınızda kitabınız var mı? Ben benim yanımda değil, yukarıda. Kitap varmış, Vallahi, kitabı bir. Sizin de yanınızda mı? yanımda ben de bulamadım. En son biri vardı, apartmandan ona vermişim. Kalmadı ama benim Instagram'dan bakıp bulabilirler. Ya kitap şu. Profilde Şöyle var, kitap. biraz kitaptan. Evet, Neler evet. var bu kitapta? Ya kitapta şu var aslında. Aslında kitap çok yani çok basit bir şey anlatıyor ama unutturulmuş bir şey anlatıyor. Kitabın ismi Küçük İşler Büyük Özgürlükler. Para kazanmanın unutturulmuş sırları. Bize bazı şeyler unutturuldu. Neler unutturuldu işte? Küçük paralarla yatırım yapmak unutturuldu, tasarruf unutturuldu, mutluluk unutturuldu. Herkes aynı olmak zorunda, aynı estetikli suratlar, aynı kiloda olmak zorunda, aynı arabaya binmek zorunda. Aynı böyle saçma sapan bir kapitalist sistemin dayatmaları var ve bunun içinde de insanlar eskisine göre çok daha mutsuzlar. Yani ben bu kitapta aslında babaannelerimizin, dedelerimizin, atalarımızın bize öğrettiği fakat bize sistemin unutturduğu şeyleri tekrardan bilge insanlar tarafından gözlem yaparak not aldım. Aslında yeni bir şey üretmedim. Ama küçük küçük paralarla nasıl mutlu yaşarız, nasıl tasarruf yaparız, nasıl bir şeyler sahibi oluruz, nasıl kurumsal hayatta maaş çalışıyorsak bu kölelik sisteminden kurtuluruz. Bunları yapmazsak da nasıl çok daha güzel arabalara binip, çok daha güzel evlerde yaşayıp ama nasıl daha mutsuz oluruz, nasıl köle oluruz, nasıl siz istemediğimiz müdürlerle, istemediğimiz patronlarla mutsuzluk içinde yaşayıp antidepresan kullanırız. Bunları anlatmaya çalıştım ve bunu gerçekten yaşadım çünkü ben 16-17 yıl kurumsal şirketlerde maaş çalıştım. Zaten beni bir kısım belki izleyen biliyordur. Onlar zaten hani takip ediyorsa biliyordur. Dolayısıyla hani bunları anlatarak insanlara doğru yatırımlar yaparak bir şeyler sahip olmanın yolunu anlatmaya çalıştım. Çok önemli bir kitap. Hakikaten herkes okusun istiyorum. Profilden göreceksiniz zaten sevgili canlarım. Bu arada daha başlamadan önce bir kere bir de disleksiyle ilgili sormak istiyorum. Yani bir Evet. disleksi
yaşayan insanın. O kadar çok uyarılarınız var ki hikayelerde bunu sık sık dile getiriyorsunuz. Nasıl disleksi yaşayan bir insanın muhteşem imzalara şeylere imza atabildiğini, kaç kere işten kovulup bu kadar tepelere gelebildiğini. Biraz da onları anlatın, ondan ya sonra. Zaten benim genelde yaptığım şeyler paylaşım, hayat tecrübesi paylaşmak ve yani dünya çok güzel bir söz var, akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı bir insan başkasının aklını kullanır. Ben başkalarının aklını kullanmayı da seviyorum. Bu paylaştığı yaşadığım şeylerle insanlara bunu şey olarak inanıyorum, hani bilgimin zekatı olarak düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalışıyorum farklı kitlelere. Şimdi özellikle son paylaşımım şeyle ilgiliydi. Ben zamanında hem disleksi, aslında küçükken hiperaktivite vardı bende. Özellikle şu an çocuğu olan anneler veya çocuk planlayan anneler, çocuğu 20-25 yaş altındaki anneler dikkatli dinlesin. Babalar da dinlesin tabii, ama özellikle anneler daha iyi anlıyor bu işlerden. Şimdi çocuklarda belli yaşlarda dikkat dağınıklıkları oluyor. Ve bende de o yaşlarda çok vardı. Fakat maalesef o devirlerde böyle hiperaktivite nedir? İşte buna ADHD diye bir hastalık var. ADHD hastalığı nedir? Ya da işte disleksi nedir? Bilmiyor insanlar. Ve ay ne kadar eğlenceli, ne kadar hiperaktif, ne kadar zıplıyor, atlıyor diye böyle güzel güzel konuşuyorlardı bizimkiler. Ben böyle bir teyze geldiğinde, bir annemin arkadaşı geldiğinde atlardım böyle bacakları macakları ayıp mayıp bilmeden, küçük 3-5 yaşında 8 yaşında atlardım. Sonra babamın arkadaşları gelirdi, onlara böyle vurup kırardım, böyle tokat atardım, onlar bana bir şey yapardı. Böyle bir aşırı normalin üzerinde bir saldırganlık demeyeyim ama böyle bir enerji hareketi vardı. Bu çok eğlenceli gelse de tabii o zaman buna çok dikkat etmemişler. Sonra tabii bu ilerledi ilerledi, 14-10 okulda başladı aslında, 7-8 yaşından itibaren çok böyle hata yapmaya başladım. İşte D'leri B diye yazıyordum, P diye yazıyordum. İşte 69'u 6'yı 9 diye yazıyorum, 9'u 6 diye yazıyorum. Devamlı böyle şey yapıyorum. Böyle, ona eskiden takvim tehir derdi bizim öğretmenlerimiz. Ciddi ciddi hatalar yapıyorum ve derslerimde çok aşırı başarısız oluyorum. Özellikle yazı yazarken, kompozisyon yazarken, matematikle ilgili bir sıkıntım yok tabii. Herkesin de farklıymış tabii. Her hastalığında farklı ama bu böyle bana yıllarca çok eziyet çektirdi ve bir noktadan sonra işte okulda böyle dışlanmanıza neden oluyor, başarısız bir çocuk oluyorsunuz, mutsuz bir çocuk oluyorsunuz. Daha sonra işte okuduğunuz okullarda okula gidesiniz gelmiyor. Yani çok böyle bir psikolojik bir travma yaşatıyor size ve bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Anlatsanız da kimse anlamıyor. Bir noktadan sonra affedersiniz kendinizi gerizekalı, beyinsiz hissediyorsunuz. Özellikle iş hayatında ben daha da çok hissettim bunu. Sonra kurumsal hayatta işte birkaç işe girdim falan. Girdiğim işlerde, yani kitapta da anlatıyorum, 8 kez işten çıkarıldım. Çünkü çok dikkat gerektiren işlere girdim. Yani şu an mesela borsayla çok ilgiliyim ve çok kendimce bir şeyler biliyorum ve başarılı oluyorum ama yani iş yatırım yaparken çok başarılı olmak başka şey. O da tam böyle doğru tuşlamak başka bir şey. 13 yazacağıma 30 yazıyorum, 30 yazacağına 35 yazıyorum. Böyle saçma sapan ama aslında çok basit dikkat dağınıklıkları oluyor bende. Aynı şekilde şu an hala mesela ayakkabı bağlayamam mesela. O benim için çok zordur yani. Veya bir yere giderken yani Yandex kullanmadan, yani abartarak söyleyeceğim, kendi evimi bulamıyorum neredeyse. Kendim evimi bulamıyorum demeyeyim ama hani çok yakın böyle 10 kez gittiğim arkadaşım var veya YouTube çekime gittiğim bir stüdyo var. Devamlı arıyorum, bir daha bir konum yollasana, adamlar çıldırıyor benden. Çünkü çok enteresan bir hastalık. Beyin bazı şeyleri kapatıyor. Bazı yerlere çok odaklanıyorsunuz. Yani çok enteresan. Sizle konuşurken böyle, sizle telefonla konuştuğum anda sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu, ne kadar iyi sizle bir şeyler yapabileceğimi hissedebiliyorum. Ama küçük detayları yakalayabiliyorum. Ama çok daha böyle basit bir şey hissedemiyorum mesela. Böyle enteresan, belli hisleriniz gelişmiş, belli hisleriniz gelişmemiş. Allah bizi böyle yapmış. O tarafa odaklanıyorsun sen de. Ben 8 tane işte dikkat gerektiren işlerde, ilki borsaydı işte, diğerleri başka işlerde, hep atıldım. Sonunda atılınca da çok acayip bir depresyona girdim. Çok büyük bir mutsuzluğum var vesaire falan. Ondan sonra o dönemde şey yapmaya başladım. İşte doktor falan araştırdılar. Doğru dürüst doktor da bulamadık. Doktor bulmak da kolay değil. Doğru doktora bulmak, teşhisi koymak bütçe gerektiren bir şey. Paran olması lazım. Ucuz işler değil bunlar maalesef. Bir şekilde doktor işini de çözdük. Doğru teşhisle, doğru tedaviyle başlayınca işte hayatım biraz değişmeye başladı. En önemli değişme ilaçlardan başka şey oldu. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Aslında her insan dahidir. Ama bir balığa sürekli ağaca tırmanmayı zorlarsanız o hayatı boyunca kendini başarısız olarak addeder. Ben hayatım boyunca çok yetenekli olmayabilirim. Ama zorla beni belli yere ittirdiler. Dikkat gerektiren işlere. Yani ben bir balığım, sürekli beni daha ağaca çıkarmaya çalıştılar. Ve ben o ağaçta yapamadım. Çünkü ben balıktım aslında. Sonra satışla ilgili işlere geçmeye başlayınca bir şekilde kendimi bulmaya başladım. Çünkü
empati yanım çok güçlü bu hastalıktan dolayı, çok yaratıcı yanlarım var vesaire. Bunun çok artısını görmeye başladım. Yıllarca 16-17 yıl kurumsal şirketlerde çalıştım. Çalışırken de işte kitapta da anlattığım gibi yine bu değinimin farklı tarafı çalıştığı için bence kimsenin görmediği yatırımlar yaptım. Kimsenin hissetmediği yatırımlar yaptım. Bir kısmı içgüdüsel, bir kısmı yaşadığım tecrübeler, bir kısmı aileden gelen şeyler. Çok doğru yatırımlar yaptım. Allah da yardım etti. Çok da güzel bir söz var işte. Kader gayrete aşıktır. Yani hiçbir şeyi de biz kendimiz tek başımıza yapmıyoruz. Hani sen o piyango biletini alacaksın, o da çıkacak. Almazsan çıkmıyor. Ben doğru birkaç bir şey yapınca da Allah da nasip etti falan. 37 yaşında kurumsal hayattaki çalışma hayatımı bıraktım. Ondan sonra da böyle tasarruf koçluğu dediğimiz, Türkiye'de olmayan ama yurt dışında olan bir kavramı Türkiye'ye getirdim. İnsanlara böyle zorla döve döve, espriyle karışık döve döve diyorum. İşte bu işe yapa yapa, bağıra bağıra, ısrar ede ede, böyle dırdır ede ede, babaannelerimiz gibi. Hatta bugün Twitter'da paylaştım. Babaanneleriniz gibiyim diyorum. Bıktırdım sizi değil mi diyorum. Devamlı aman onu alma kızım, aman onu alma çocuğum, onu yeme şunu köşeye at falan diyerek insanlara yatırım yaptırıp, yatırımı da doğru yerlere yaptırıp bir şey sahip olmalarını ve kendileri olamıyorsa bile en azından bazı insanların yaşından dolayı, ben çünkü çok genç başladığım için şanslıyım. Ben 14 yaşında bu borsalara falan girdim. Ama hani yaşınız çok varsa da çocuklarınız için en azından, özellikle kız çocuğu olanların, erkek çocuk da çok önemli ama erkek yine hammallık yapar bir şekilde, bir şeyler yapar ama kız çocuğu, özellikle toplumumuz çok zor bir toplum. Orta Doğu'ya yakın bir toplumuz. Coğrafyamız zor bir coğrafya. Kendi annelerimizde de gördük. Etrafımızdaki annelerde de görüyoruz. Para o kadar önemli bir şey. Güç o kadar önemli bir şey ki, eğer hani gücün yoksa istemediğin evlilik yapabiliyorsun, boşanamıyorsun. İstediğin bir işe, istemediğin bir işe giriyorsun, ayrılamıyorsun. Ama bunların hepsinin çözümü nedir? Para. Paran varsa masaya vuruyorsun, hayatta başarılar dileyebiliyorsun. O yüzden çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarımızın güçlü olmasını istiyorum. O yüzden ben hep bunu, özellikle anneyseniz diyorum, mutlaka belli yaşlarda şu stratejiyi uygulayın. Daha sonra konuşacağız işte. Şöyle küçük küçük paraları yatırım yapın ki şey olalım, güçlü olalım. Bunu ben kafaya kaydım. Bununla ilgili de Allah'a çok şükür işte ilerliyoruz. Güzel güzel işte sizin gibi insanlarla paylaşımlar yaparak bunları insanlara anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah da izleyenlere de bugün faydamız olur. Bugün de babaanne gibi konuşmanı istiyorum ama babaanneliğe devam. Benim babacığım köy enstitüsü mezunudur. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Ben çocukluğumda şöyle, yani 7 yaşında hep söylüyorum, Nobel ödüllü kitapları okuyan bir insan olarak şunu söylüyorum. Derdi ki, yani kız çocuğu olduğunuz için, iki kız kardeş, kız çocuğu olduğunuz için mecbur okuyacaksınız. Sırtımdaki ceketimi satar okuturum. Ama erkek çok çocuğu doğru olsaydınız şart değil, limon satabilirsiniz pazarda derdi. Bizi bu zihniyetle büyüttü. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki, yani çok çok önemli. Gerçekten. Bunu da bir kez daha, artık bu çağda zaten kız çocuklarının okuması, başarılı olması şart artık. Ve lütfen bu konuların altını tekrar tekrar çizelim. Çünkü buradaki canların illaki seni takip etmeleri gerekiyordu. Biraz geç oldu. Ben onlardan da özür diliyorum. Biraz geç oldu. Şimdi toparlayarak başlayalım. 2022-2023'e yeni giriyoruz. Ben hasbelkader canlara hep 3 seneden beri şey diyordum. 3 yıldır bu Instagram'ı bu şekilde her gün 22'de yapıyoruz. Aman altın alın, kenara atın, küçük altın, çeyrek altın, büyük altın, ne yaparsanız yapın. Eviniz, arsanız, tarlanız alamıyorsanız küçük bir şey, yani Türk parasını da bekletmeyin derdim. Binlerce canımız teşekkür ettiler diyorum. Şimdi artık ben işin ehline veriyorum bu işi. Siz bir şöyle 2022 neler oldu, birkaç yıldır bir tuhaf bir şeyler oldu. Onları toparlayıp buradan bir ne yapalım, nasıl tasarruf edelim, nereye yatıralım, arsa mı, tarla mı, borsa mı, altın mı, gümüş mü? Nereden başlasak bilmiyorum. İlk ekonomi yayınımız çünkü. İnşallah. Şimdi şöyle, aslında teşekkür ederim. Aslında siz temel noktayı çok güzel özetlemişsiniz. Burada en önemli nokta ilk önce başlamak. İnsanımız başlamayı sevmiyor. Başlamak için çok büyük paralar gerekiyor zannediyorlar ama bence en önemli konu, damlaya damlaya göl olurun bize unutturdular. Aslında gerçekten damlaya damlaya göl oluyor. Mesela şimdi sigara içenler bana kızacak. 25 yıl boyunca, yani 25 de değil 16-17 yıl yaşında sigara içmiş bir insan 45-50 yaşına kadar 25 yıl boyunca düzenli olarak sigara içtiği 2 paket X marka sigara içtiği parayı altına yatırsaymış, sadece bakın ne kadar küçük bir para, 250 bin dolar. Yani bugünün parası da 4 milyon lira ediyor. Şimdi bunu, bu iki paket, evet bu iki paket sigara içip şu an kirada oturan birileri varsa şunu düşünmeleri lazım. Evet, kader, şanssızlık, bir sürü şey vardır ama biraz da biz paramızı
küçük küçük yatırmamışız. Dolayısıyla bakın her zaman öyle küçük yatırımlar katlanıyor. Paranın yavrulama diye bir özelliği var. Kitapta da bunu anlatıyorum. Geometrik olarak artıyor. Buna işte İngilizce exponential büyüme denir. Yani katlanarak büyüyor. Siz küçük küçük o paraları küçümsemezseniz, hep bunu diyorum, küçük paraları küçümseyen küçük beyinlerden olmayın diyorum. Çünkü niye bu kitabı yazma nedenim? Benim dedem, Allah rahmet eylesin, senin benim gibi bu kafada böyle küçük küçük yatırımlar yaparak bir şeyler sahibi olmuş. Babam da Allah rahmet eylesin, hiç bunları yapmadan çok güzel yiyerek, yaşayarak, güzel dedikleri tırnak içinde tabii, o paraların bitmesine sebep olmuş. Dolayısıyla bu böyle bıçak sırtı bir iş. Yani o kadar iki tarafta görebiliyorum ki, öyle zengin insanların ya da öyle zengin zamanda olmuş insanların çocukları geliyor şu an, o kadar o paralar bitmiş. Çünkü öyle bir standartla yaşıyorlar ki yani aklınızı şaşırırsınız. Ama standartı bir kez o olmuş. Yani adam uçakla oraya, özel jetle oraya gitmiş, bunu yapmış falan filan. Veya başka türlü kötü alışkanlıklar ediniyor insanlar. Maalesef para çok olunca öyle bir zaaflar da devreye giriyor. Nefis denen bir şey var insanın. Ondan sonra ne oluyor? O paralar yok oluyor gidiyor. İnanılmaz insanlar yani, inanmayanlar hani 1980'in Türkiye'nin en zengin listesini açsınlar. Oradaki ilk 100 kişinin en fazla 15'ini görürler. Gerisi artık yok. Bunu da Epi Koç kitabında yazıyor çocuklarına. 1930'un en zenginleri bunlardı. Bugün hiçbiri yok diyor 1960 yılında. Biz yanlış yaparsak biz de bir gün olmayacağız diyor. Dolayısıyla gerçekten para böyle bir şey. Para böyle kuş gibidir. Dedemin bir lafı var. Para bir kuş gibidir. Onu kafese koyarsan o para orada durur ama bırakırsan uçar gider. Dolayısıyla en basitinden o dediğinizi yapmak bile çok önemli. Yani kumbaraya altın olarak atarsınız. Dolar olarak atarsınız. İşte TL olarak atarsınız. Tabii ki öncelik TL değil. Altın olarak atmak ama hani çok küçük paranız vardır. 10 liranız vardır. Dolar alamıyorsunuz. Onu birleştirip çoğaltacaksınız. O bir kültür. Yani ben dün bir film seyrediyorum. İsveç filmi. O kadar hoşuma gitti ki. Yani İsveç hani hayran oluyor insanlar zengin mengin diye ama işte bizim gibi yaşamıyor adamlar. Ya adamın çocuğunun kumbarası vardı mesela. Bulacağım, paylaşacağım onu. Ya bizim ülkede kaç kişinin kumbarası var? Çoğu insan eskiden kumbarayla büyüdük. Bize kumbarayı unutturdular. Bize kredi kartı, gençliğini yaşa, hayatını yaşa. İşte 20 yaşında estetiğe yaptırmaya başla. Burnunu şöyle yaptır, bilmem ne öyle yaptır. Telefonunu böyle değiştir. Sistem sizi böyle gereksiz harcamalarla tüketime şey yapıyor. Ama onu eğer küçük küçük o dediğiniz gibi başlarsanız bir kumbarada ilk önce TL olur, sonra altın olur. Bu para maya diyorum ben. Parayı mayalamak lazım. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Yani maya nedir? Bugün şimdi siz oturacağınız evi alamazsınız. Ben bugün biriyle konuşuyordum, gazeteci, hem de önemli bir gazeteci. Oturacağı evi alamıyor. Ya bakın, önemli bir gazeteci bile oturacağı evi alamıyor şu anda. Dedim ki sen, dedim, oturacağın evi alamıyorsun ama parayı boş tutarsan para uçacak gidecek elinden. E ne yapayım dedi. Helva yapsana, helva yapsana diyecektim. Demedim tabii. ben dedim ki maya yap dedim. Nasıl maya, ne demek istedin dedi. Ya dedim, sen bu paraya 300 bin lira hiçbir şey alamayacaksın. O para boşta kalıp gideceğine, çarşı olacağına, gel 300 bin liraya. Eskişehir'de, İskenderun'da, memleketin neresiyse. Git oralarda küçük bir tane 1+0 daire al, öğrenciye kiraya ver. Ondan sonra o para 5 yıl, 10 yıl sonra, 4 yıl sonra biraz daha biriktir. Onu sat. Üzerine bir 300-500 koy. İstanbul'da 1+0 600-700 bin liraya. Ondan sonra 3 yıl sonra 5 yıl sonra onu da sat 1,5 milyona git, onu peşinat yap 2,5 milyona hayalindeki ya da 3 milyona hayalindeki ev al. Bu iş böyle yavaş yavaş olur. Ama bize bunu da unutturdukları için hemen olsun, yarın sabah olsun, gençlik gidiyor, bilmem ne diyorlar ve maalesef o parayı sistem elinizden alıyor. Zaten bu mülkiyetsizleştirme diye bir proje var. Bu dünyada bunu Bloomberg vesaire CNN falan sürekli anlatıyor. Almayın, ev almayın, yatırım yapmayın, hayatınızı yaşayın, dünyaya bir kez geliyorsunuz. Artık böyle tamamen sizin yaşayan köleler olmanızı, zombiler olmanızı istiyorlar. Yani bütün sistem, çünkü bakın yoksa insan çalıştıramayacaklar. Bir sürü insan Amerika'da şu an işleri bırakmaya falan başladı. İş beğenmiyor insanlar. Çünkü çok yorucu tempo her yerde. Dünyanın en büyük istifaları olmuş Amerika'da son yılda. Dolayısıyla Türkiye'de de aynı şekilde, başka şeylerde de aynı şekilde insanları bir şekilde borçlandırmanız lazım. Ama biz bunu yapmazsak, köşeye o dediğin gibi önce altınla başlayıp, küçük şeylerden tasarruf etmeyi öğrenirsek, yani günde iki paket sigara içiyorsak bunu bir pakete indirirsek, işte tütün sararsak, bilmem ne yaparsak, her gün Starbucks'ta iki tane kahve içip o kahveyi meşale gibi dolaştırmazsak veya başka başka böyle işte ay onun baby shower'ı var, onun bilmem nesi var. Yani böyle olmayan öyle şeyler üretti ki sistem bize, yani olmayan. Türkiye'de bu inanılmaz. Hatta geçen gün bir Armağan Çağlayan'ın bir programına davet etmişti beni. Şimdi o da yayınlanacak bir ara ama daha yayınlanmadı. Şimdi o yüzden söyleyeyim, teaser vereyim. Adam bana dedi ki ya dedi, ay sen çok pintisin Mert dedi. Ondan sonra benim işte dedem gibisin falan dedi, tamam. Ondan sonra biraz da böyle laf sokmayı seviyor ya dedi. Ondan sonra dedim, dedeniz ne oldu? Ne olacak dedi, öldü dedi. Böyle bir lafı da böyle soktu çok tatlı şekilde. Şimdi ama güzel bir şeye geldik oradan. Dedim Arman Bey, ben Norveç'te yaşasam, Almanya'da yaşasam, yemin ederim bunları anlatmam, derim ki ya biraz hayatınızı yaşayın, güzel arabalara binin.
Güzel evlerde oturun. Onlar Yapmayın bu tersini dedikleri. yapıyor Onlar çünkü. tersini yapıyorlar ve zaten zengin olmuşlar onlar. Ya da ne bileyim şimdi çok zengin tanıdıklarım var. İşle ilgili müşterilerim var. Yani öyle yatırım yapıyor ki ben diyorum artık 65 yaşındasın. Bir ton yatırımım var. Bilmem ne amcacığım ya. Biraz hayatını yaşa diyorum. Ay ne yapacağım ki ben yaşamayı bilmiyorum. Çünkü o da yaşamayı bilmiyor. Ortası yok. Sorun o. Yani zenginler bakın bir rich mindset ve poor mindset diye bir şey varmış. Zengin kafa yapısı ve fakir kafa yapısı. Bir kez o fakir kafa yapısındaysanız devamlı harcıyorsunuz ve dünyayı bir kez geldik yiyelim. İşte hani bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya diye bir türkü vardır. Bunun gibi bir hayat yaşıyorsunuz. Rich mindset değseniz ise bu para bugün geliyor ama yarın olmayabilir. Ağustos böceği karınca gibi sürekli köşeye koyayım bir gün gelmezse gelirim gelmezse aç kalmayayım batarsam köşede olsun diyorlar. Ve bunun ikisi arasında gerçekten çok az insan var. Ya çok zengin olup hala gömenler görüyorum, o kadarı da fazla. Ya da hiçbir şey yok hala yani iPhone bilmem ne alacağım diyen bir sürü insan var. Asgari ücretle çalışıp, ya inanamıyorum yani asgari ücretle çalışıp iPhone iPhone'lar da bilmem ne. 40-50 bin lira oldu Valla artık. ama şaka gibi tüketici kredisiyle geçen bir Edirne dediğim telefonum bozuldu işte bir şey için tamire götürdüm. Orada genç çocuklar ben de 4000 liralık telefon kullanıyorum onu tamir ettirmeye çalışırken. Çocuklar orada iPhone bilmem ne almak için arkadaşlarından borç istiyorlar. O amca oranın işte gelen bir bak şeyi bayisi rica ediyorlar. 2000 lira senet yapsak bilmem ne kredi kartı istiyor. Ya inan çocuklarım niye yani bu derdiniz niye 35 bin lira telefon 40 bin lira telefon kullanmak niye? Ya çünkü onun var bunun var. Bütün sistem onun var bunun var. Biraz işte Orta Doğu'ya doğru gittikçe bu artan bir kültürü oluşmaya başladı. Bizde zaten vardı iyice oluştu. Hatta ben kitapta şunu diyorum. Biz videoyla hava atan neslin iPhone'la hava atan çocuklarıyız diyorum. Tamam mı? İşte yani çünkü bizim zamanımızda biliyorsunuz Evet, video vardı. Şimdi gençler bilmez o onun videosu falan videosu çok vardı artık. aynen çok havalı olurdu böyle. O videosu vardı. Bütün komşular onu konuşurdu. Sonra annem derdi bizim niye yok biz de alalım falan filan. Böyle bir şey yani saçma bir şeyin içindeyiz ve işte o küçük paraları altın olarak vesaire başlamak lazım. Ondan sonra da işte dediğiniz gibi maya yapmak lazım. Bu toprak olur, ev olur. Ondan sonra işte başka şeyler var işte borsalar olur vesaire bunların hepsini konuşabiliriz. Ama burada önemli olan şey ana fikir şu. Bu devirde zaten hayat çok pahalı. İnsanların çoğu şunu soracak ya Mert Bey konuşuyorsun ya da işte diyorsunuz da para mı var bizde? Ya vallahi ben şuna inanıyorum. Biraz bende mi sorun var bilmiyorum ama çok parası olup asgari ücretle yaşayan iki tane çocuk okuyanlar istisna. Bir sürü insan tanıyorum etrafımda. Benim hedef kitlem de o. Öyle saçma sapan şeylere, öyle gereksiz şeylere, bu iPhone diyelim, işte lüks araba diyelim, arazi araba alıp, arabası alıp, arazi hiç çıkmayıp bilmem ne kadar benzin parası ödeyenler mi dersiniz? İşte çocuğun diş çıkarma günü, burnunun karıştırma günü, işte saçını karıştırma günü, ayağa kalkma günü, amuda kalkma günü vesaire bir sürü şey yapıp böyle korkunç böyle bir tüketime girmiş bir sürü insan var. Ben orada şunu diyorum. Bakın evet geçinemiyoruz hepimiz. Ama şuna bir bakın. Bir şey düşünün. Bu ben o ilk madde modur benim. Mesela bana gelen bir danışan mı dersiniz veya müşteri mi dersiniz ne diyorsak işte geldi diyorum. Ya bakın hayatınızda diyorum şunlardan hangisini çıkarsanız hayatınıza devam edebilirsiniz. Ölmezsiniz. Kredi kartınıza bakın diyorum tamam mı? Yani diyorum işte şunu yaptınız. Yapmasan olur mu? İki kahve içiyorsan bir kahve içsen olur mu? Ya da iki kez yılda yurt dışına gitmişsin. Bir kez gitsen olur mu? 15 gün tatil yapmışsın. 5 yıldızlı ya da 3 yıldızlı iki. Yani neyi yapmazsan olabilir. Herkesin de standardı farklı tabii ki. Şunu gördüm ki herkes aslında hayatındaki o şeylerin bazılarını çıkarsa yaşayabiliyor. Bazıları bize çok gerekliymiş gibi anlatıldığı için sürü psikolojisi, onda var benden yok, konu komşu ne der, böyle bir ayıp olur kültüründen dolayı. Ya mesela şimdi bak araya gireceğim 2 dakika. Şu gözlük, ben bu gözlüğü almak için gittim. Lütfen yani samimiyetimi veya şeyimi yanlış anlamasın. Yeni kitle olduğu için bilmiyorum tepki çekmesin. Ya gittim adam görür görmez. İyi de bir şeymiş, markaymış adamın hani şeyi. Bana direkt çok güzel bir tane gözlük şeyi verdi. Yunan ismi. Çerçeve İsim nedir güzel. buna? Çerçevesi bravo. Ondan sonra tam alacağım. Ne kadar dedim? 2000 lira. İyi de bir marka. Ya ben zaten gözlüğün camına para vereceğim şu anda. Zaten o cama bir ton para vereceğim. Bu 2000 lirayı da verecek elhamdülillah durumum da var. Ama yani tam o sırada dedim ki ya bu 2000 lira dedim. Şurada mesela nedir bu dedim. O dedi bizim işte no name mi marka dedi. Ne kadar 160 lira dedim. Arada fark var mı dedi. Hiçbir fark yok. Şurasında dedim ilk çok büyük bir markanın şeyi var. Bak gözlük cam olsa güneş gözlüğü olsa ki onda da biraz ucuza kaçıyorum bazen ama gereksiz görüyorum ama hadi inanacağım diyeceğim ki ya içindeki cam değerli gözüm kör olmasın güneş gözü. Ya burada sadece şu tahta çerçeve ya da plastik çerçeveye niçin ben 1900 lira para vereyim? Bir anda ben vazgeçtim ve gittim 160 liradan aldım. Bundan da utanmıyorum. Utanacak bir şey de yaptığımı düşünmüyorum. Bu benim parası olduğum, cimri olduğum, kafasız olduğum anlamına da gelmiyor.
Burada sadece bu marka yazmıyor ve beni öldürmüyor bu. Çok Ya da zeki kullandığım... olduğunuz anlamına geliyor. Estağfurullah, değil demeyelim. Yok yok, O şuraya gerçekten. Bu ya marka düşkünlüğünü de zaten birazcık anlatabilirsiniz. Evet, çok güzel bir şey var. Yani orada çok güzel bir söz var. Yani bu biraz üzücü gelebilir bazı insanlar ama hani biraz fazla abartmış ama bir tane düşünür demiş ki işte içi çok boşsa bir insanın demiş. O boşluğunu doldurmak için aşırı şekilde markayla göstermek zorunda hisseder kendini demiş. Hepimizin egoları var, hepimizlerin kompleksleri var, hepimizin yaşanmamış hataları var geçmişte. Ben de çok zorluk yaşadım bazı genç yaşlarımda falan filan. Ben de isterim şimdi bu marka böyle burada parlasın, Prada, şurada saatim mesela işte böyle bilmem kaç bin dolar olsun falan yani. Ama yani ne gerek var? Ve bunları aldığınızda bunun bedelini size sistem ödetiyor. Keşke ödetmese. Keşke gökten biri bana yani şu an Mukaddes Hanımcığım siz bana 10 bin dolarlık ya da 100 bin dolarlık saat verin ben onu bayılarak takarım. Orada sıkıntı yok. Sıkıntı şu. Ben o 100 bin dolarlık saat için belki kaç tane istemediğim insanın çenesini çekeceğim. Kaç tane istemediğim müdürle çalışmak zorunda kalacağım. Ben hep öyle yaparım. İstemediğim bir şey alırken ben şunu düşünürüm. Çocuğum veya kocam veya eşim veya kendim kaç gün boyunca şu saati almak için emek vereceğim. İstemediğim bir patronla çalışmak zorunda kalacağım. Bunu düşünürseniz, ben hep bunu düşündüm kurumsal hayattayken, yaptığınız şeyden vazgeçiyorsunuz. Ve bakın, biz bugün şu anda sizle ikimiz de buradaysak, çok zengin olduğumuz için değil, bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Çok zengin olduğumuz için değil, sadece zamanında küçükken, gençken biraz tedbirli olup köşeye biraz bir şeyler koyduysanız, ya çok daha özgür olabiliyorsunuz, çok daha konforlu yaşayabiliyorsunuz. Ben kitabın sonunda anlıyorum. Bu kitap size Ferrari aldırmayacak, zengin etmeyecek, villada yaşatmayacak ama özgürlüğü satın alacaksınız. Özgürlük için çok büyük paralara gerek yok. Çok daha minimal yaşayarak, o paraları doğru kanalize ederek, şu kapitalist sistemin bize dayattığı tüket, harca, daha çok harca veya da bu kremi alırsan bilmem ne kadar güzel olursun. Ya geçen bir tane kadın mesela bir krem paylaşıyor. O kadar da güzel bir kadıncağız ki o kremi alırsan o kadın gibi olacaksın hissediyor insanlar. Yok öyle bir şey. Sen o kadın olamazsın yani. Ama o kadın zaten büyük ihtimalle o kremi bile kullanmıyordur tamam mı? Ama bir sürü insanoğlu böyle yalan seviyor. Biz yalanları seviyoruz. O kadar bir tane kel biri arkadaşım var. İşte saçı bilmem ne kadar güzel biri o şeyi kullanmış ben de öyle olacağım diye kaç bin dolar vermek istiyor. İnsanoğlu böyle yalan duymayı seviyor ve yalana bet etmek diyoruz. Yalana bet etmeyi seviyor. Dolayısıyla da maalesef sömürülmüyoruz biraz. İşte ben bunu engellemeye çalışıyorum. Bütün piyasa siz daha çok tüketin diye böyle linkler verirken ben link vermiyorum hiçbir şekilde. Eğer bir çok önemli bir yatırım ürünüyse belki veririm. Bireysel emeklilik benim için çok önemli mesela. O faydalı bir şey. Ama bana yani dünyanın parasını versen inşallah bozulmam ama hani şu anda gidip de şu kremi alın saçınız benim gibi olsun demeyeceğim yani. Çünkü gerek yok tüketmeyin, Çünkü tüketmeyin, tüketmeyin. emperyalizmin tüketici, yani tüketimi pompalayan bir yöntem Evet. olduğunu, bunu herkesin anlamış olması lazım. Özellikle de medyayı zaten biliyor olmaları lazım. Basılı ya da görsel medya iyice ayyuka çıktı zaten, yıllarca birinde. Şimdi peki bundan sonra ne yapalım? Yani artık bugüne kadar geldik. Her şey bir anda ne olduysa, altın 1145 lira 20 mıydı bugün sabah? idi. Belki 45'e çıkmış olabilir ya da 20'ydi. 40'a da bilen görebilir bu aralar yani. Hatırlamıyorum şimdi. Çok 1045 bakmadım çünkü. falan gibi sanki sabahleyin gördüm. Çok ilginç. Bundan sonra ne olacak? Altın nerelere gidecek? Borsalara mı takılalım? Nerelere takılalım? Sevgili Berk Başaran. Şimdi Bak ben şöyle. panikle soruyorum şimdi, Şimdi farkındaysan. yok evet estağfurullah panik yok. Şimdi bakın bir kez yatırım tavsiyesi çok zor bir şey. Ben normalde bunu böyle canlı yayında bu kadar detaylıca anlatmayacağım. Çünkü niye? Her karakter farklıdır. Her Evet. yapı farklıdır. Her tecrübe farklıdır. Bu iş psikolojik işi yatırımı. Hatta çok güzel bir Özür kitap var dilerim. paranın. Canlar, bu arada lütfen herkes üçer beşer kişiye şu aşağıdaki ok işaretinden canlarınızı toplayın, gelin. İlk ekonomi yayınımız biliyorsunuz. Haydi bir gönderin bakalım şeyi, videoyu lütfen sevgili Gönder canlar. gelsin diyorsunuz. Evet, Canlar süper. gelsin çünkü normal 2000 kişi standart sayımıza geldik. Diğerlerini bir davet edelim, dostlarınızı. Evet, evet Mert Başaran. Buyurun. Şimdi burada şey çok önemli. Burada şey çok önemli. İnsanın yaşı, çocuğu olup olmaması. Mesela bana biri geldiğinde sorduğunda diyorum yaşınız kaç? Biraz özel sorular soracağım. Lütfen bozulmayın diyorum. Yaşınız kaç? Çocuğunuz var mı? Varsa çocukların yaşları kaç? Hangi şehirde oturuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Bunların hepsi sizin psikolojik durumunuzu belirliyor. Yani bugün 67 yaşında bir kadın bana gelip, 65 yaşında bir kadın gelip bana yatırım yapmak istiyorum. Çocuklar da Amerika'da bilmem ne dediğinde ona yapacağı yatırım
Bence yatırım yapma, sen hayatını yaşa demek oluyor. Onun da yatırım yapmaması lazım belki ondan sonra. Ama 20 yaşındayım Mert Bey, yeni evleniyorum, çocuğum daha doğmadı diyen insana da aman hemen şunları şunları yap diyorum. Çünkü hepsinin şeyi farklı. Zaman, bu yatırım işi zaman işi. Ben gençken başladığım için avantajlıyım. Dolayısıyla bu para kar topu gibi geometrik büyümesi için belli bir zamana ihtiyacı var. Yani bir yılda, 1'e 5, 1'e 10, bunlar istisna dönemlerdir. Türkiye'de geçen bazı hisseler 1'e 7, Geçtiğimiz 1'e dönem 8 oldu yaptı. değil mi? Evet, Evlendiğine evet. 8 Evet, sene evet, oldu. evet, 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 evet. Borsada bazı yerler 1'e 8 yaptı falan filan. Bunların da nedenleri vardı. Bu arada benim YouTube'uma da takip edebilirler. YouTube Mert Başaran diye. Veya Instagram'da yine aynı şekilde. Veya şeyde Twitter'da ben o zamanlar anlattım. Şimdi, o zaman ev nedenleri vardı. Ev piyasada yoktu. Acayip bir enflasyon dalgası geliyordu. Para basıldı. Faizler düşürüldü. %25 faiz olan bir ülkede krediyle ne alırsanız para kazanırsınız diye bağıra bağıra söyledim. Lütfen kredi çekin dedim. Gerekirse eve domestos alın, bilmem ne alın, yine para kazanacaksınız yani. Dolayısıyla öyle bir dönem geçti. Şimdi o dönemde ciddi şekilde her şey arttı. Önümüzde seçim var. Seçime yaklaşık işte bildiğimiz kadarıyla şu an bir 5 ay var. Türkiye önümüzdeki yıl, yani 2023'te 2 tane yıl yaşayacak. İki tane yıl yaşayacak. Normal bir yıl yaşamayacağız. Bir ilk yarısını yaşayacağız, bir ikinci yarısını yaşayacağız. İlk yarı bambaşka olacak, ikinci yarı bambaşka olacak. Niye? İlk yarı seçime kadar doların artma eğilimi çok aşırı olmasına rağmen baskı altında kalacak. Dolar artma eğilimi olduğu için altın artacak, ama altın normalin bir tık altında artacak. Yine artacak ama büyük patlamasını yapmayacak. Gümüş de aynı şekilde. Ama seçimden sonra kim gelirse gelsin, şu an dolar kuru aşırı ucuz olduğu için, ben şu an sürekli dolar patlayacak diyen 30 lira olacak ekonomistlerden değilim bu arada. Ben bir yıl öncesine kadar böyle bir şey hayatta söylemiyordum. Artık ama doların bu 18'de bir yıl boyunca yatay kaldığında grafikler gösteriyor ki yavaş 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 enflasyon bu kadar yüksekken doların bu kadar durmaması lazım. Durursa ekonomiye zarar veriyor bu arada. Onda da çok teknik konu ama dolar çok düşük kalırsa da asgari ücretimiz şu anda 450 dolar oldu. Bu iş gücünü zorlaştıracak, ihracatı zorlaştıracak. Dolayısıyla ihracatın toparlaması için doların yavaş yavaş artması gerekiyor. Olması gereken fair value derler buna. 25 civarında, benim hesabıma göre 25-26 civarında. Ama seçime kadar bunu çok fazla yapmayabilirler. Çünkü bunu yaparlarsa ekonomiye zarar verir. Dolayısıyla seçime kadar 19,5'la 10-20 arasında bir yerde girebiliriz gibi görüyorum ben şeyi, dolar kurunu. Ama dolar bazı altın da çok ucuz kalmıştı. Altın da, ben yine beni takip edenler bilir, 1700'den beri yavaş yavaş düşüş trendini kırdı. Çünkü 2070'ten 1700'e düşmüştü. Oradan yukarı başladı. Yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Yani altın hem ons bazında ons artacağı için, gümüş de aynı şekilde ons artacağı için, hem de dolar artacağı için iki tane nedenden dolayı bu yıl altınla gümüşte çok güzel şeyler olabilir tutanlar için. Borcunuz varsa kapatmanızı tavsiye ederim. Lütfen bu sene altınla gümüşle çok borç almamaya çalışın. Hele Haziran, Temmuz'da ödeyeceğiniz bir para varsa sakın sakın almayın. Yani bir anda böyle inanılmaz rakamlar doların artışıyla beraber görülebilir. Görülür demiyorum, görülebilir. Tedbirli olmakta fayda var. Benim çok basit bir yöntemim vardır. Her sene yılbaşında ben şunu yaparım. O yıl en çok ne artmış? O yıl en çok ne artmış ve de en az ne artmış? Ona bakarım. En çok artmıştan korkarım. Biraz tedbirli olmak lazım derim. En az artmış da derim ki bu sene çok artabilir derim. Çünkü bu şey gibi düşünün. Her sene, yani bir yıldırım aynı eve iki kez Allah korusun düşmez. Bir kez düşer, ikinci kez başka yere düşer. Dolayısıyla geçen sene şimdi borsa %200 artmış. Dolar bazı %150 artmış. İnanılmaz bir oran. Bu yılda aynı şekilde artma olasılığı bence çok az. Ha, seçime kadar belki biraz daha gidebilir ama borsada olanların biraz tedbirli olması lazım diyorum ve ona sıfır maliyet denen bir yöntem var. Onu uygulamalarını tavsiye ediyorum. Sıfır maliyet nedir? Ana paranız, 1 milyonlarınız vardı veya 100 bin liranız vardı. Borsaya koydunuz, bir şekilde duydunuz. Çok da var. Şu anda benim böyle o kadar çok takipçim var ki, yani hiçbir şey bilmeden ne piyasa değeri biliyor, ne teknik analiz diyor, ne borsayı biliyor. Birinden bir şey duymuş, hasbelkader bir şeyler almış. 100 lirası 300 lira olmuş, 300 lira olmuş, 350 lira olmuş. Diyorum ki bak, sen hiçbir şey bilmeden bu para bolluğunda Allah'ın yardımı, biraz da işte peygamberin kavliyle büyük bir şey kazandın. 1'e 3, 1'e 4 kazandın. Burada biraz tedbirli olmak lazım. Ana paranı en azından çek. Sıfır maliyet denir ona. Yani 300 liran varsa 100 lirayı çekeceksin. İlk yatırdığın 100 lirayı çektin, koydun altına. Geri kalan 200, 400 olursa da dua edersin bana. 400, 200'ün 100'e düşerse de öbür paran orada kaldığı için yine mutlu olacaksın. Dolayısıyla bütün paran bile gitse sıfır para maliyet deniyor bana. Ana paranı kurtarmış oluyorsun. Dolayısıyla borsamızın tarihi zirvesi 10 bin. Şu an 5 binlerde, gelecekte burayı görebilir ama o çok çok ileride olabilecek bir şey. Yani 1-2 yıl belki ekonomide bir büyük atılımlar sayesinde olacak bir şey. Dolayısıyla
Böyle çok kısa vadede 1500'den de 5200'lere 5300'lere gittiği için biraz da yorulma emareleri var. Böyle elinizde spekülatif kumar kağıtları dediğimiz kağıtlar varsa biraz tedbirli olayın. Onlar nedir işte? Hüseyin Tekstil, Mahmut Nakliyat gibi böyle son 2-3 yılda çıkmış, altyapısı çok güçlü olmayan bir Koç grubu, Sabancı grubu vesaire değil, Aselsan değil, Tüpraş değil. Anlatabildim böyle. Bildiğiniz too big to fail dedikleri, yani batmayacak kadar büyük şirketler değil. Dolayısıyla bu tip şirketlerin bazıları sonunda batıyor. Yani son 20 yılda 55 tane Türkiye'de şirket batmış. Yani bir tanesi gümüş suyu halı vardır değil mi? Hangi gümüş suyu diye halı vardır. Bir tane Emsan Paslanmaz Çelik vardır. Daha bir sürü sayılır. Sabah gazetesi hissesi vardı, battı. Bunların gibi bir sürü şirket şu anda yoklar artık. Dolayısıyla böyle büyük şirketler, kurumsal şirketler okey ama böyle iktidarlar değiştiğinde, yönetimler değiştiğinde bazı şirketler zamanla ortadan kalkabiliyorlar. Daha önce başımıza gördük, yaşadık. Dolayısıyla böyle tedbirli olmak lazım. Bilmiyorsanız bu işlere çok girmemek lazım. Ne olur ne olur. Yani kulaktan duyma bilimlerle çok almamak lazım. Bazı hisse senetleri var. Yani o kadar artık bir Sasa gibi mesela, ben 180 falan bağırıyorum. Arkadaşlar ne olur dikkat edin. Bir yerde patlarsa çok canınız yanar, canlar yanar. Çünkü nasıl spekülasyon yapıldığını, bu işte nasıl para kaybedildiğini çok küçük yaşlarda gördüğüm için hepsini biliyorum. 14 yaşında kitapta da yazıyorum. İlk hisse senedimi aldım. Sonra battı. Nasıl yaşadığımı orada anlatıyorum. Marbank diye bir hisse vardı. Yok oldu, öyle bir hisse yok yani. Tamam mı? Ya da zamanında İmar Bankası vardı. Artık yok. Bir sürü şey yok oluyor. Dolayısıyla çok tedbirli olmak lazım. Küçük çoluğumuzun, çocuğumuzun paralarını buralarda kumar hisselerine yatırmayın diyorum. Ha, ne yapabilirler? Ben şeyi çok tavsiye ediyorum Mukaddes Hanım. Yani bakın, bireysel emeklilik diye bir şey var. Bu devletin müthiş bir sistemi. Bunu Amerika'da da var. 401k denir orada. Bireysel olarak sen hisse alman kolay bir şey değil. Hangi hisseyi alacağını bilmeyebilirsin. Yanlış hisse alabilirsin. Ben de diyorum ki hiç bunlara gerek yok. Gidin çocuğunuz doğmadan önce, çocuk doğmadan önce, daha nikahınızı yaptığınızda hatta altınlarınızla başlayın. Gidin o bireysel emekliye paranızı anlatın. Tamam. O her ay boyunca düzenli olarak küçük 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 o paraları atınca, çocuk 20 yaşına geldiğinde, 25 yaşına geldiğinde emin olun çocuğu dünyada hangi üniversitede istiyorsanız okutacak paranız olacak. Bu birinci kural. O bireysel emekliyi küçümsemeyin. Devlet katkısı var, şuyu var, buyu var ama bir sürü artısı var. Hisse senedi fonları var içinde. O kadar güzel altın var. Hisse senedi fonu var, gümüş fonu var, emtia var. Her şey var yahu. Sizin bireysel olarak alacağınızdan çok daha iyi de alıyorsunuz. Siz burada şimdi abuk sabuk spekülatif kağıt alırsınız. Çok zarar ederseniz bilmiyorsanız. Dolayısıyla bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım. Bireysel emeklilik fonlara. Birinci tavsiyem. İkincisi, bu fonları mutlaka ve mutlaka bilmiyor çoğu takipçi. Lütfen rica ediyorum. Yani şu an 2500 kişi var burada. Emin olun 300 dışında kimse bilmiyordur. Geçen bir seminerdeydim mesela. %90'ı bilmiyor. Fonları her yıl 2-3 kez en az değiştirmeniz lazım. Hiçbir şey bilmiyorsanız bir kez değiştirin en azından kardeşim. Çünkü her yıl en çok artan bir dahaki yıl daha az artar. Ve çoğu nasıl biliyor musunuz? Fonları hiç değiştirmemiş. Hangi parası, fonunda parası olduğunu da bilmiyor. Gitmiş almış en kötü fonu. En kötü fon nedir şu anda? Hazine bonosu ya da faiz fonu. %20 getirmiş geçen yıl. Bana diyor ki Mert Bey, bu bireysel emeklilik o kadar kötü ki diyor. Benim param geçen sene 100 bin liraydı. Bu sene 120 oldu. Altın alsaydım şu an param atıyorum 200 olacaktı. Borsa alsaydım 400 olacaktı. Niye almadın kardeşim? O bireysel emekliliğin içinde bunların hepsi var. Geçen sene sırf bireysel emeklilik fonu alırsan, işte şu fonu alırsan, bu fonu alırsan, ben hatta onunla da ilgili yakında bir çekim yapacağım. Yani %500 kazandıran fonlar var. Biz fonlarımızı takip etmiyoruz. Biz fonlarımızı takip etmiyoruz. Hangi fonda neyimiz var bakmıyoruz. Sonra da paramız pul oluyor. İşte ben her yılbaşı onu yaparım Mukaddes Hanım. Bu yıl dedim borsa acayip arttı ama artmayan ne var? Altın, euro ve dolar çok az arttı. Bu şunu gösteriyor dedim, istatistik olarak. Garanti değil. Haşa, biz şey değiliz. Astrolog da değiliz. Tanrı da değiliz. Bilmem. Biz sadece analiz yaparız. Benim işim analiz. Ama geçmiş yıllara baktığımda bir yıl çok artmadıysa öbür yıl çok patlıyor. Dolayısıyla bu sene yıl sonuna kadar altın ve euronun ve doların artma ihtimali, geçen yıl çünkü %40'da artmış, enflasyonun altında bastırmışlar, bir yerde patlayacak o. Dolayısıyla bu yıl daha şey, borsa da aynı şekilde çok arttığı için hemen düşecek diyemem ama borsada %200 geçen sene arttıysa bu sene de %200 artma ihtimali çok yok artık. %30 artar, %20 artar, belki biraz geriye gelir, biraz tedbirli olma zamanı. Her yıl ben bunu yaparım. Ben her yıl başımda iki tane şey yaparım. Birincisi, standart bir alışverişim vardır. O alışverişleri not ederim. Kendi enflasyonuma bakarım. Bakarım faturaya. Aa, bu yıl benim enflasyonum %130 çıktı derim. TÜİK nedeniyle bakmam ben. Çünkü aynı şeyleri alıyorum ve her yıl başı bunu yapıyorum. Kendi enflasyonumu hesaplıyorum. Bir de bunu yapıyorum. Her yıl en çok ne artmış, en az ne artmış ona bakıyorum. Dolayısıyla o az artanları, yani her yıl başında o bireysel emeklilik fonlarınızı bu sene bunlara, bir dahaki sene onlara çevirirseniz o fonlar çok iyi artıyor. Doğru fona koymazsanız da paranız pul oluyor. Diyorum ya, bakın bu sene %500 artan fon da var, %25 artan da var.
Ya düşünebiliyor musunuz? 1 milyarınız var, 1 trilyonunuz var ya da, hani 1 trilyon kimse de yoktur ama 100 bin liranız var. Bir tarafta 500 bin olma şansınız var, öbüründe 120 bin. Bunu tamamen ne banka veriyor, ne devlet veriyor, sen yapacaksın. Ama senin de bunu bir bakıp ilgilenmen lazım. Çoğu insan dünyada bir haber bakmıyor. Özellikle çalışan anneler, maaşı çalışanlar özellikle. Vakitsizlikten, gece gündüz çalışmaktan, akşamları hem çocuğuyla ilgilenecek hem bununla ilgilenecek. Vakitleri bakmıyor. O para oraya yatmış ama para pul olmuş. Lütfen o bireysel emeklilik çok önemli bir şey. Çocuğunuz doğduğundan itibaren her yıl bilen insanlardan biraz tavsiye alarak doğru fona paranızı yatırın. Doğru fona yatırırsanız 20-25 yaşında çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben anneme bu sayede ev aldırdım. Başka bir müşterime çok büyük bir arsa aldırdım. O arsadan sonra para kazandı. 8-10 dairesi oldu. Bunlar damlaya damlıyor oluyor. Para yavruluyor. Bir örnek vereceğim. Şimdi siz başladınız çocuğunuz doğduğunda. 10 yıl sonra o bireysel emeklilik fonunda 400 bin lira paranız oluyor. Mert Bey diyorsun ya burada 400 bin lira param var ne yapacağım? E al bu parayı diyorum 400 bin liraya git. Şurada şu tarla arazi al. Kerkezköy'de, Edirne'de, Kırklareli'nde, işte Bilecik'te neredeyse sanayiye yakın, konuta yakın onların hikayelerini anlatacağım nasıl yapılıyor. Sonra onu alıyorsunuz. Çocuk 10 yaşındaydı onu alıyorsunuz. Sonra 20 yaşında diyorsunuz ki Mert Bey ya bizi oradan aradılar. 8 tane daire teklif ettiler. E şimdi ne yapacaksın? Şimdi onu alacaksın, sonra satacaksın, başka bir şey yapacaksın. Bu iş böyle. Burada insanların bunları yapması biraz okuryazarlık, finansal okuryazarlık diyoruz bile. Biraz bunlara önem vermemiz lazım. Ama bu sene dolar altın seçimden sonrası için özellikle seçime kadar da gider ama mesela seçimden sonrası için kim gelirse gelsin gidişat öyle gözüküyor. Bir orada bir artış. Bunu temenni etmiyorum. Lütfen yanlış da anlaşılmasın. Hani temenni edip bundan zevk alanlar var çünkü. Yani şu ekonomi yorumlayanlar böyle ikiye ayrılmış durumda. Üçe ayrılmış durumda daha doğrusu. Benim gibi olanlar var. Böyle hani hiç partiyi sevmiyorum. Samimi söylüyorum. Hepsinden yani ayrı Sıtkım Sıyrıldı ben. Yaşımdan dolayı yani hepsinin neler olduğunu zamanda gördüm. İşte değişim neyse çok girmeyeyim o işlere. Ama ben şuna bakıyorum. Bu benim kitapta da yazdığım şey şu. Babam 14 yaşında değiştiremeyeceğimi fark ettim. Babam böyle bir adam. Ben babam böyleyken nasıl hayatımda tedbir alırım ona bakmaya başladım. O yüzden küçük küçük paralar biriktirmeye başladım. Tamam mı? Babam değişmiyor çünkü. Aynı şekilde bizim hükümetler de değişmiyor. Hükümetler değişse de sistem değişmiyor. Hepsi son model Mercedes kullanıyorlar. Hepsi son model seçim yardımı alıyorlar falan. Değişmiyor yani. Bu konularda anlaşıyor hepsi çünkü. Ellerini kaldırıyorlar. Yani milletvekili maaşlar için hepsi ellerini kaldırıyor. Hiçbir fark yok. Hani. Kardeş oluyorlar orada. Durun biz kardeşiz diyorlar. Tam kavga ederken milletvekili maaşı dur diyorlar falan. Dolayısıyla bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Bunlar değişmeyeceği için Türkiye gibi ülkelerde bizim böyle durumlar için gelecekte tasarruflu olarak köşeye para koymamız lazım. Bu durumlarda da tasarruflu olup köşeye böyle dediğim gibi yatırımlar yaparsak maalesef öyle bir ülke ki parası olanın çok zenginleştiği, paranın çok kar verdiği bir ülke. Yani dün bir film seyrediyorum. Amerikan filmi Made of diye tavsiye ederim herkese. Amerika'daki en büyük dolandırıcılığı anlatıyor. Adam orada %9 para kazandırıyor diye insanlar önünde böyle takla atıyorlar Amerika'da. Türkiye'de Türk Eurobondları var. Dolar Eurobondu. %9 faiz veriyor. Yani Türkiye aslında parası olana inanılmaz para veren bir ülke. Dolayısıyla ne diyorum? Küçük de olsa paranızı bırakın. Para büyüsün ki çocuklarınız gelecekte rahat etsin. Bir tık düşük yaşamak lazım böyle dönemlerde. Bir tık düşük. Yani bugün 5 milyonluk evde oturmayı hak ediyor musunuz? Hak ediyorsunuz ama 5 milyonluk evde oturma be kardeşim. 3 milyonluk evde otur. 2 milyonuyla 2 tane küçük bir artı sıfır al. Ya da 150 bin, 1,5 milyonluk arabayı hak ediyor musun? Hak ediyorsun. De alma ama be kardeşim. 1-200'lük araba al. 300 bin liraya. Peugeot bilmem ne Captiva al. Chevrolet Captiva al. 10 yıllık araba olsun. O 1-200'e git bir tane büyük arazi al. Sana yarın gün 40 tane daire çıkarsın. Niçin 1,5 milyonluk araba kullanacaksın? Yani biz paramızı sonuna kadar harcayıp tasarrufa para yatırmayan bir ülke olduk. Bu daha da arttı. Ama işte babaannelerimiz böyle değildi. Benim babaannem her yerde anlatıyorum. Gani gani rahmet eylesin. Onlardan öğrendim zaten ben bunu. Ya ITT Şampiyonası televizyonu vardı. Böyle basardı tuşuna. Parası da vardı. Değiştirelim şunu derdim. Gerek yok ben bunu kullanıyorum. Niçin değiştireceğim derdi. Bakın. Şimdi biz hemen değiştiriyoruz. Tüplü var. LED alalım. LED dolu bilmem ne alalım falan filan. Böyle bir sarmaldayız. Lütfen işte emekli oradan onları değiştirme tarihlerini mutlaka ve mutlaka belli süreçlerle değiştirelim. Ondan sonra bilenler yurt dışı borsalar çok ucuz. Yurt dışı borsa, Amerikan borsası arada paylaşıyorum. Nasdaq, Apple, Amazon gibi şirketlerin hisseleri var. Onlara doğru yatırım yaparsanız çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Bir sürü şey yapılabilir ya. Mühim olan küçümsemeyelim. Parayı küçümsemeyelim. Bu arada geçenlerde izlediğim yani Ferda ile olabilir bir YouTube yalnız değildi. Birisiyle yayını yapıyordunuz. Şu anda hafızam Simge veya Ferda olabilir mi hocam? Simge Simge de olabilir, Ferda olabilir. da. Evet. Dağlarda. Yani 100 bin liranız mı var? Dağlardan alın. Yani ben artık şu saatten sonra bulduğunuz arsayı alın diyordunuz. Şimdi
Arsa, ev, mülk, yani mülk de 8-10 katına çıktı. Şu saatten sonra tamam altın diye konuştuk. Peki mülk almak isteyenler, Şimdi arazi almak isteyenler, onlar ne yapsınlar mülk peki? almak isteyenlere çok güzel bir tüyo vereceğim. Yıllardan beri bunu yapıyorum. Dua etmeyen yok yani. Hep bu dua ediyorlar ve dua eden yok yani bana. Şimdi eski tarihi eser niteliğinde olmayan ama onların derdi çok çünkü. Eski kentsel dönüşüme uygun siteler var bir sürü. İstanbul'un çeperinde var, Pendik'te var, orada var, Beylikdüzü'nde var, Büyükçekmece'de var. Bu tip yerlerde, pardon midem biraz şey, bu tip bir yerlerde uygun, arsa payı büyük, eski ev almaya özen göstersinler alabiliyorlarsa. Ucuz olan yerlerde böyle 700-800 bin ne böyle, onları çöp ev diyorum. Hatta bir Posta Gazetesi'nde röportajım vardı. Çöp ev alın diyorum. Ben çöp ev hastasıyım. Çünkü o çöp evler yıkıldığında sana servet yapıyor. Bakın, para kazanmanın kuralı insanların görmediğini görmektir. Herkesin gördüğünü görerek para kazanamazsınız. Yani bir şeyi herkes sasabiliyorsa, herkes şu projedeki ev diyorsa, ondan kimse para kazanamaz büyük ihtimalle. Ya da birkaç kişi kazanır, o da siz olmazsınız. Ama kimse adını bilmiyorsa, yani bir yerde bir site var, 15 milyon adamlar ev satıyorlar, kuyruk var. Ya yan tarafında eski bir site var, hemen yanı ya, aynı sokağın yanında 2 milyon lira, kimse yüzüne bakmıyor. Git onu al kardeşim, niye almıyorsun? Gidiyorsun 15 milyonun kuyruğuna giriyorsun, sonra da para kaybettim diyorsun. Dolayısıyla eski evler, kentsel dönüşüm uygun evler. Zamanında bu Bağdat Caddesi'nde vardı, o furyayı kaçırdık ama belki İstanbul'un çeperlerinde. İstanbul'un çeperlerinde kaçırdıysanız Bursa'da var, Kırklareli'nde var. Bir sürü şehirde şu anda eski evler var. Bunlara özen gösterin. Bunları alamıyorsanız, hani bunlara da korkuyorsunuz, ay yıkılır, ay bilmem ne olur falan diyorsanız, yine şehirlerin çeperlerinde, üniversitelerin etrafında 1 artı 0 evler var. Evcik diyorum artık ben bunlara, evcikler var. Gidin bu evciklerden alın, 25 metrekare, 30 metrekare olsun, Kütahya'da olsun, Sakarya'da olsun, Bilecik'te olsun. Ondan sonra böyle küçük yerlerde küçük küçük alın, atın köşeye. Bunlar size bir kira getirir. Yani 300 bin lira geçen Kırklareli'nde bir yer satıldı, 2500 lira kira getiriyor. Bunu alacaksın, atacaksın ve İstanbul'dan daha iyi kira oranları. Yani İstanbul'da şu an ev almanın mantığı yok, gerçekten yok, mecburiyetin yoksa. Geçti o, 1,5 yıl önce beni Instagram'da, YouTube'da dinleyenler ona aldılar veya şey yaptılar. Ama şu an ama bu tip yerlerde hala bir fırsat var. Artık şehir, İstanbul'da yaşayamıyor insanlar. Beyaz yakalı ve mavi yakalı, hatta gri yakalı dediğimiz insanlar, siz de aynı şey yaptınız. Kaçıyor artık İstanbul'dan. Kaçmak zorunda. Ben de hayatımın %80'ini şehir dışında yaşıyorum. Bir noktadan sonra tamamen burası artık tamamen böyle aşırı zenginlerin, Kazakların, Rusların, işte Arapların, işte İngiltere'de de böyle. Ya buna kızamayız. Kızsak da bir şey değiştiremeyiz. Yine babam gibi değişmeyecek bu yani. Londra'da böyle oldu, Manhattan'da böyle oldu. Ama kimse Manhattan'da oturmaz yani. Londra'da oturamaz yani. New Hani Manchester'a diyor. Ha, aynen öyle. Burada da öyle olacak yani. Artık dolayısıyla siz de madem böyle bir trend var, daha sonra Amerikalıların yine bir lafı var, trend is your friend yani. İstediğin kadar kız, trend senin arkadaşın yani. Uyacaksın buna. Dolayısıyla buna uymamız lazım. Gidip böyle yerlerde, böyle gelişme aks dediğimiz yerlerde yerler alın. Küçümsemeyin. Lütfen ve lütfen küçümsemeyin. Ben Kurtköy'de 1.000 dolara yer alırken biz burada kurtlar olacak, işte hiçbir şey uçmayacak, havalimanı kapanacak, buradaki havalimanı uçmayacak diyenleri de gördüm. Öbür havalimanı yapılırken burası olmayacak diyenleri de gördüm. Hepsi uçtu gitti. Dolayısıyla devletin büyük proje yaptığı yerlerde konut veyahut da eski konut yani, ya da tarla alabilirsiniz. Yalnız arsa demiyorum. Arsa başka bir şey. Arsa böyle kullanmak için istiyorsanız arsa alın. Ama genelde daha büyük tarlalar almak lazım. Çünkü bir sürü şey var. Güneş enerjisi için çok kullanılıyor. Ondan sonra cima işte tarım için kullanılıyor. Yani o kadar çok alan var ki, sanayiciler şu anda toprak alıyor. Bill Gates'in adam bile. Hani Türkiye'deki kısmına girmeyeceğim. O biraz Çal'da, eski. Çal'da topladı. Denizli Çal'da on binlerce dönüm topladı Bill Gates'in. Ben de geçenlerde Çal'da dolanıyordum bir ara köy Ya yapmaya falan diye. ben isimleri çok yerde yaptığı için, ama Eskişehir'de de yaptı, Trakya'da da yaptı söylemek istemiyorum ama ama şöyle bir gerçek var. Yani adamlar bir şey görüyorlar. Bu küresel kıtlığı görüyorlar, şunu görüyorlar, bunu görüyorlar. Konya'da aldılar, bunu aldılar. Yani yukarıda alıyorlar. Her yerde onlar riskiyle dağıtmak için her yerde alıyorlar. Yani adam hani parası o kadar çok ki. Türkiye'de çok ucuz bir coğrafya, bir de paha biçilmez bir coğrafya. Yani çok değerli bir coğrafyada bedava. 1 dolara yer alıyor adam ya. 1 dolar dediğin 18 lira. Adam için para değil ki. Dolayısıyla şimdi bu kadar akıllı adamlar da bunu yapıyorsa, siz de bunu şey yapabilirsiniz. Bazıları şunu diyor, işte bazı ekonomistler veya
çok elit takılanlar böyle çok hani onlara ben dalga geçiyorum. Hani şöyle diyorum, Etiler'de su şişirerek ekonomiyi yorumlayanlar sürekli işte dolar alın, dolar uçacak bilmem ne falan filan. Ya dolar asla uçmaz. Dolar artar ama dolar arttığında daima her şeyin değeri daha çok artacağı için senin paran erir. Yani senin bugün 100 doların varsa emin ol 10 yıl sonra paran 10 katı olacak. Mert Bey 10 katı para kazandım, yanıldın diyeceksin. Ben diyeceğim git o evi al, git o arsayı al, git o simidi al dediğimde aynı simidin aynı evin yarısını bile alamayacaksın. Çünkü doların enflasyonu vardır. Dolar bir yatırım aracı değildir. Tamam mı? İnsanların bunu da anlaması lazım. Bunu da bilmiyorlar. Dolayısıyla o dağ başında beğenilmeyen yerler bile o kadar çok birim yapıyor ki yani 20 kuruş olan yerler vardı. Dağdı, yüzüne bakmazdık. Yine dağ fiyatı 8 lira oldu. Yani 40 kat 50 kat artıyor. Dolayısıyla böyle küçük paralarla ama hani böyle bütün paranızda da değil küçük küçük böyle sepet yapmanız bir mantık. Veyahut da esas en güzeli paranız varsa böyle daha böyle devletin büyük proje yaptığı yerlerde iyi yerler alabilirsiniz. Ve ona hatta şey diyorum hani devletin milyar dolar yatırdığı yere sen de bir 5 bin dolar, 3 bin dolar, 10 bin dolar yatır diyorum. Dolayısıyla böyle yerler alırsanız da böyle imara yakın, sanayi veya konut imarına yakın yerler alırsanız da tabii orada bir servet sahibi olabiliyorsunuz. Yani piyango bileti gibi bunlar. Yani öyle yerler biliyorum ki ben rakı masasında alınmış. Bugün adamın 150 tane dairesi var. Öbüründe 100 milyon lira ediyor. Bunlar hikaye değil. Gerçekten Türkiye'de böyle bir zenginlik var. Türkiye öyle bir coğrafya ki aslında çok bereketli bir coğrafya. Türkiye öyle bir ülke ki belki bize Allah'ın hikmeti, belki bilmiyorum başka bir şey ama hani bazı şeylerde de doğru yani acayip fırsatlar çıkarıyor bize. Yani bir yer alıyorsunuz bir anda uçuyor gidiyor ve ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bir sürü insan bu ya. Ben bugüne kadar toprak yatırımı yaptım da mahvoldum diyen adam görmedim. Battım diyen adam görmedim. Bundan dolayı Allah korusun diğer yatırım araçlarındaki böyle kendi hayatına son veren görmedim. Tamam mı? Dolayısıyla iyi senaryoda çok büyük para kazanırsınız ama kötü senaryoda da bakın en kötü senaryoda paranız para olarak kalır. Yani dolardan daha fazla artıyor, altından daha fazla artıyor vesaire. Ama tabii herkesin de görebileceği şey değil, biraz vizyon olması lazım. Vizyon çok başka bir şey. Vizyon yani insanların hepsi şunu istiyor. Herkes gördüğünü almak istiyor, iyi bir şey almak istiyor. Benim en büyük sorunum var, ben bu işi yaparken çıldırdığım konu o. Yani adamın cebinde 150 bin lira var, kesinlikle küçümsemiyorum. Ama onunla çok güzel Bilecik'te, çok güzel belki ne bileyim Eskişehir'de tarım toprağı alıp çok iyi para kazanma şansı varken ya Mert Bey işte İstanbul'a bir yakın bir yer yok mu? Denize yakın bir yer yok mu? Hepsini buldun diyelim. Hani bulamazsın da buldun diyelim. Hayvan olmasın. Ama hayvan çok severim ama hayvan olmasın. Ya ne bileyim yeşillik olsun ama böcek olmasın. Böyle acayip acayip kriterler. Dolayısıyla da çoğu insan armudun sapı, üzümün çöpü diyor ve o yerleri alamıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Fırsatlar kaçıyor diyor. Dolayısıyla bu tip enflasyonist dönemlerde herkese şunu diyorum. Malda kal, hayatta kal diyorum. Malınız olsun. Neyse işiniz varsa işinizle ilgili malınız olsun, işiniz yoksa da gayrimenkul olsun, tarla olsun, arsa olsun, altın olsun, bir varlığınız olsun. Çünkü para basılan bir şey, enflasyonların nereye gideceği belli değil. Gün sonunda senin bir şeyin olması lazım veya iyi bir şirketin hissesine de ortak olman lazım. İşte bunları yapmamız lazım ama kolay değil. Yani cidden çok zor çünkü bir taraftan da çok fazla tüket tüket diye seni uyaran var. Yani ben burada bunu anlatıyorum. Bu telefonu kapattıktan sonra size Türkiye'nin en güzel kadınlarının ve en yakışıklı erkeklerinden o kremi alırsanız nasıl güzel olacağınız, o televizyonu alırsanız nasıl güzel göstereceği, o arabayı alırsanız nasıl havalı olacağı pompalanacak size böyle Instagram'dan. Milyar dolar veya milyon dolar para sahibi olan o ünlüler de size o ürünleri satmak için link verecekler. Onlar da onları satacaklar, siz de harcayacaksınız. Kolay değil o yüzden. Bu savaş zor bir savaş. Yani hani sistemin zor bir şeyi bu, savaşı yani. Hatta şimdi burada krem dediniz. Ben kapattıktan sonra bir saat sonra bir şeylere bakarken krem reklamları gelecek. Yani şu anda bile Kesinlikle. ne kadar Kesinlikle. güzel Kesinlikle. dinlendiğimizi, her şeyin nasıl dinlendiğini biliyoruz. O acayip bir sistem. Bunları Allah'tan bunları çok anlatıyoruz ve buradaki kitle bunlara hakim. Şimdi kripto parayı sormadan önce şunu Tabii. çok sormuşlar. Gelen soruların içinde şu var. İşte şu anda altınımı, dolarımı bozdurup işte bu süreç içinde 2023'ün ilk yarısında ev alayım mı, işte ev kredisini kullanayım mı diyenler de var. Yani para, doları bozdurup ev alayım mı, altını bozdurup ev alsam mı? Yani ev yatırımı ile ilgili şu anki fikriniz nedir peki? Peki Dolar ya şöyle da söyleyeyim. altın Şimdi bozdurup şöyle söyleyeyim. Şöyle alırım. söyleyeyim. Bugün bir gazetede bir haber yayınlandı. Orada şunu anlattım. Aynı onu söylüyorum. Bu sene ev fiyatları TL bazında artış gösterecek. Enflasyon olduğu için. Ama dolar bazında
artar mı soru işareti. Niye? Çünkü dolar da hızla artabilir. Dolayısıyla bu sene dolar veya altın eve bir tık geçebilir. Özellikle seçimden sonraki dönemde. Ama ve lakin eğer hiç eviniz yoksa, ev alma mecburiyetiniz varsa ben size ev almayın diyemem. Ne yapacaksınız? İhtiyar. Ama o zaman da şunu diyorum. İlla ev alacaksanız biraz şuna dikkat edin. Rica ederim gidip de sıfır evlere acayip paralar vermeyin. Yani bütün sistem bunun üzerine kurulu şu anda. Dikkat ederseniz krediyi neye veriyor? Sıfır evlere veriyor. Niye sıfır eve veriyorsun? Ya şu an aynı yerde, benim oturduğum yerde 3 milyona bir ev var. Bir de karşıda bir ev var 7,5-8 milyon. Ya bankaya gidiyorum, ben bu evi alacağım diyorum, sana kredi yok diyorlar. Niye? Buraya 15 yıllık. Sanki çok eski, 100 yıllık. Ya Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da insanlar 100-150 yıllık evlerde oturuyor. Hani deprem coğrafyasıyız, 50 yıllık evet verme kredi. 15 yıllık ya da 10 yıllık eve niye vermiyorsun? Ben buna vermem diyor ama aynı evin diyor, bak ileride bir tane yeni versiyonu var, onu da şu inşaat şirketi yaptı diyor. O inşaat şirketi büyük bir şirket. Hemen sana kredi vereyim, hem de 0,67 veriyor. Ev ne kadar? 7,5-8 milyon. Şimdi yeni evlerle eski evler arasında uçurum oluşmaya başladı dolayısıyla. Dolayısıyla ben illa ev alacaksanız da bu kredi ucuz diye de gidip de hurra gidip de en tepe fiyattan sıfır ev diye almayın. İlla sıfır ev istiyorsanız da şunu yapın. Gidin o evin fiyatını öğrendikten sonra etraftaki sitelere bakın. Emsal fiyatlar ne kadar? Belki onun etrafında 1-2 yıllık çok daha uygun evler bulabilirsiniz. Piyasada çok çok eğer sahaya çıkarsanız çok daha uygun evler var. Ama bizde biraz tembellik var. O satış ofisine gidip böyle satış ofisinden rahat rahat o kredi kartından cart çeksinler. İki tane de böyle güzel kız, güzel çocuk böyle bize sunum yapsın. Tak diye marketten alalım. Bayılıyoruz. Sahaya çıkıp uğraşmak biraz zorumuza gidiyor. Emlakçılarla uğraşmak, ev bakmak vesaire. Onun da bir sürü nedeni var tabii. Onu da tartışmayacağım şimdi. Biraz bizim tembelliğimiz, biraz da tabii emlakçıların, yani bizlerin bu işi yapanların zamanında yaptığı hatalar olabilir. Ama dolayısıyla illa ev almak isteyenler, illa ev almak isteyenler lütfen ve lütfen biraz, yani mecburiyetiniz varsa dikkat edin. İşte alabileceğiniz yere almaya çalışın ama illa evinizin dibinde olmasın. Yani şunu yapıyor çok hata insanlar. 3 milyonluk evde oturmak istiyor. Hayali oysa gidip 3 milyon için biriktirmeyin parayı. Siz gidin bir 600 bin liralık bir ev alın. Onu koyun cebinizde. Ben geçen gün her yerde bağıra bağıra utanmadan söylüyorum. Kredi kartından para çektim 200-250 lira. Arkadaşımı da aradım. Sen de çekiyorsun dedim. Gittik Pendik'te Bodrum kat bir yer aldık kardeşim. 450 liraya Bodrum mu Bodrum. Mecidiyeköy'de başka bir tanıdığımızda 350 bin liraya ver aldık. Cama bile yok. Yok mu yok. Ne yapalım? Para şu an buna yetiyorsa bunu alacaksın. Ay burası olur mu? Ay Bodrum kat olur mu? Ay üst kat olsun. Ay su basmasın. Ay öyle olsun. Ne oluyor biliyor musunuz? Kaçıyor gidiyor fırsatlar. Yatırımda birinci kuran alabileceğinizi alacaksınız. Ona sarılacaksınız. Borcunu o kendi kendine ödüyor zaten. Ondan sonra bir üst kata çıkacaksınız. Ondan sonra bir üst kata çıkacaksınız. Ben kitapta da onu anlatıyorum. İşte bütün bir sürü Yahudi zenginlerden çok şey öğrendim ben. Onlarla çok iş yaptım. Ya bunların hiçbiri böyle bir günde bu noktaya gelmemiş. Step by step, step by step dediğimiz adım adım. Yani Üzeyir Garih ile İshak Alaton Tahtakale'de bir Bodrum katta başlıyorlar. Sonra bir üst kata geçiyorlar. Sonra bilmem nereye, Karaköy'e. Sonra şimdi şeye gidiyorlar. Boğaz'ın kenarına geçiyor. Biz istiyoruz ki hemen evlendik, hemen sıfır eve geçelim, hemen olmayınca da üzülüyoruz. İşte bunu yapmamamız lazım. Bu adım adım şey. Dolayısıyla bu adım adım stratejisine uyarsak uygun yerlerde evler olabilir. Yani geçen hafta işte 300 bin liraya 1+0 üniversite dibinde yerler geldi. Takır takır bitti. İşte geliyor yani, internete girin. Lütfen geçen şeyde geldi işte neresi? İskenderun'da üniversite kenarında bir yer geldi. 280 bin lira. Yani ben hani bireysel ev tek tek herkese satamam. Şimdi ben de yani bekleyen 20 bin kişi var. Herkes bana yazsa çıldırırım. Biliyorsun ben çok uğraşamıyorum. Yoğunluğum çok fazla. Ama hani ben balık tutmayı öğretiyorum. Herkes benden balık istiyor. Ben herkese balık veremem. Yani beni arıyorlar. Mert Bey 10 bin liram var. Bu sene nereye yatırayım? Ya da işte 10 bin lira param var. 100 bin yapmam lazım. Ne yapayım? Böyle bunların hepsine cevap veremem. Zaten çoğu da bunların mantık dışı sorular oluyor maalesef. Ama ben insanlara bir yöntem anlatıyorum. Bu yöntemleri uygularsanız diyorum, istikrarlı şekilde ama istikrarlı şekilde. Sigara örneğinde verdiğim gibi. Yani 25 yıl boyunca sen sigara parasını altına koy, evin olmazsa gel ben sana evi vereceğim ya. Bak, burada bu kadar ağır konuşuyorum yani. Bu kadar iddialıyım o istatistik olarak. Çünkü yapmış ve bundan sonra da yapacak yani. Ha Etiler'de aldıramam belki ama Pendik'te alırsın. İstanbul'un çeperinde bir yerde aldırırım sana. Aynı şekilde her gün iki paket kahve içeceğine git o parayı altına koy. Bak Bitcoin falan demiyorum. Borsa falan demiyorum ya. Altına koy. Yine bir şey alırsın. Çocuğuna mutlaka yurt dışındaki en iyi okulda okutursun. Ama bunların hiçbirini yapmazsak ay o paralardan bir şey olmaz. Ay küçük para bunlar. Bunlar boş konular. Dünyaya bir kez geldik. Carpe diem hayatımızı yaşayacak. Dersek hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu ev konusunda da mutlaka ben eski evlere bayılıyorum. Bodrum katlara bayılıyorum. Bana bugün Bodrum kat deyin.
Çapada falan öyle yerler var ki, Koca Mustafa Paşa'da Çapada böyle 250 bin lira, 300 bin lira. Bir adam anında, bakın, 300 bin lira ev alıyorsun, 3 bin liraya kiraya kuyruk oluyor yani kapında. Bu tip böyle eski yerlerde bütçemiz bu kadar olduğu için diyorum. Tabii çok paramız varsa çok güzel alternatifler de bulursunuz ama küçük küçük yerlerde böyle Bodrum kat vesaire, Mecidiyeköy'ün alt taraflarında Gülbağ diye bir bölge var buralarda. İşte Butköy'de vesaire böyle küçük küçük şeyler alıp kira yapabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak işte 30, 40, 50 bin liraya toprak alabiliriz. Ya fırsatlar devam ediyor. Türkiye'de fırsatlar devam edecek. Çünkü çok genç nüfus var. Bakın önümüzdeki 20 yıl sırf İstanbul özelinden bahsedeyim. Yaklaşık 20 milyon insan var. Bunun 10 milyonu 18 yaş altında. Bir bu kadar daha toprağa ihtiyacımız olacak. Hem barınma için, hem gıda için, hem yaşamak için. Dolayısıyla siz isteseniz de istemeseniz de alan her zaman kazanacak. Yeter ki paranız dolar olsun, euro olsun, TL olsun, basılı yerde durmasın. Bunların enflasyonu var. Parayı kemirirler. Dolayısıyla bu dolar hesabını çok anlayamıyor bizim milletimiz. Dolar tutuyorlar. Ekonomistlerin de bir kısmı dolar dolar diye pompalıyorlar. Ve parayı pul ediyoruz. Lütfen illa dolar artacak diyorsanız altın alın. Gümüş alın. Bunlar dolar bazı artıyor. Amaç dolarınızın artması. Her yıl 100 dolarınız ortalama %3 ile %5 arası enflasyona uğrar. Bunu yapmazsanız kemirir, kemirir, kemirir. 100 dolarınız 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çöp olur gider. Lütfen buna dikkat edin. Müthiş, müthiş. Bir acayip bir soru soracağım fakat bundan önce lütfen takibi alın sevgili canlar. Çok yayın donduğunu söylüyorsunuz. Yayını Instagram'a koyacağım, merak etmeyin. Yayın donuyor diye giden canlar yarın izleyeceksiniz. Mukaddes Pekinbaşlı'nın yanındaki ok işaretinden hemen lütfen Mert Başaran'ı orada göreceksiniz. Takibi almayı unutmayın. Rica ediyorum. Şimdi geçenlerde bir YouTube kanalında sizin YouTube kanalınızda acayip bir şey gördüm ama ben onu gördüğümde benim için çok geçti. Müthiş bir şeydi o. Şöyleydi. Gerçekte mülkünüzün değerini nasıl anlarsınız? İki soru sorarak bunu Aa, anlayın. müthiş çalışmışsın. Müthiş, O müthiş. var ya, o çok acayip bir şeydi. Ben o arada çok büyük bir kayıpla yani acayip bir şey. 4 yıl önce Akyaka'daki evimi Ah. euro üzerine aldığım paraya sabitlemiştim. Aldığım para 230 bin euroydu. 250 bin euroya sabitledim. 20 bin işte daha fazlası biraz masraf etmiştim filan şeyi. Ama malikane yani bildiğiniz Ya. malikane. Nahi Çakıran mimarisi. Ödüllü, ağın ödüllü bir ev. Tam bir ay önce sattım. 250 bin euroya, o da 4,5 milyon idi. Ev 12 bin liraymış. 4,5 milyon sadece tavan işlemeciliği filanmış. Bravo, Onun içinde bravo. arsası Şimdi. yok, evi yok falan. Öyle bir yani benim emlak danışmanım beni uyarmadı. Şu anda izliyorsa da selam olsun. Çok kırıldım. Hiçbir şey söylemedi. Euro parası duruyordu böyle. Hiç ilgilenmiyordum. Euro parasıyla, euro ile sattık. 200. Gitti. Artık Maalesef. yapılacak Şimdi. hiçbir şey yok. Şimdi. Evi Ama kaybettim. şuna dikkat etmeniz lazım bu durumlarda. Şimdi herkes dünyada dürüst olmak lazım. Dürüst ve iyi niyetli olacak diye bir şey yok. Hatta Machiavelli'nin çok güzel bir lafı var. Bir insan her zaman dürüst ve iyi niyetli olursa diyor. Bunu ben söylemiyorum. Etrafındaki bir sürü insan tarafından aptal yerine konur, kandırılabilir diyor. Şimdi bu çok doğru bir söz. Maalesef insanoğlu Il Prince'i de ben en hiç okumadıysam 12 defa okumuşumdur Machiavelli'nin. değil Ezbere mi? bilirim ama işte yani para. O, yok sizin için söylemiyorum. Genel bunu bir şey için söylüyorum. Şimdi insanoğlu böyle kötü bir canlı. Yani maalesef o yüzden bana da diyorum asla bana güvenmeyin. Ben arada işte bir ihtiyaç olan sahibi olanlar bana yazıyorlar. Ben paylaşım yapıyorum. Ne olur bana para yollayamazsınız diyorum. Gidin o kadını bulun ya da o adamı bulun direkt ona verin. İnsanoğlu böyle bir şey. Bir suistimale açık bir yapımız var. Yani bugün iyiyim. Tatlı gözüküyorum ama yarın şeytan dürter kötü şeylere girebiliriz. Yani insanoğlu her zaman bozulma riski olan bir şey. Machiavelli'nin dediği gibi. Şimdi dolayısıyla emlak danışmanı olsun, bilmem ne olsun, Mert Başaran olsun, Ahmet olsun. Ben herkese şunu diyorum. Ne olur bana güvenmeyin. Ben insanım, hata yapabilirim. Beşer şaşar. Siz şunu yapacaksınız. Kendi aklım, ben hep diyorum balık tutmayı öğretiyorum size. Malınızın değeri. Bana soruyor mesela ne kadar? Ya ben emlak işi Çok yapıyorum. önemli Benim işim canlar, para bakın kazanma. vereceği sırrı aman bir daha unutmayın. Ben öğrendim, Evet. siz de Evet, siz biraz öğrenmişsinizdir. pahalı öğrenmişsiniz ama olsun, sağlık olsun. Allah sahabetlerinden saklasın. Neler gördüm ben böyle. Çünkü bakın, şimdi sizin yeriniz var. Şimdi bana soruyorsunuz, ben sana çok güveniyorum. Burası ne kadar eder şimdi? Yerin değeri 2 milyon diyelim. Maalesef şeytan diyor ki orada, böyle kulağına şeytan diyor ki, ya diyor şimdi mukaddese 2 deme de diyor, 1,5 de diyor. Bunu 1,5'a hemen sat bir arkadaşına 300 bin lira para kazan diyor. Ya da sen al 300 kazan diyor. Şeytan diyor bunu maalesef. Şimdi bunu şeytana uyar uymazsınız o ayrı ama insanoğlu böyle. Oradaki yönteminiz şu, hiç bu riske girmeyeceksin. Benim yerim ne kadar eder değil soru. Sorunuz şu. Yahu ben burayı çok seviyorum. Canım emlakçım. Ben burada geçen yer aldım ya.
şu arsadan bir tane de kız kardeşime alacağım. Kız kardeşiniz yoksa rahmetli babaannenizi mezardan kaldırın onu alıyorum diyeyim. Rahmetli babaannem mezardan geliyor onu alacağım. Tamam mı? Espri yapıyorum yani şu an. Ondan sonra o diyecek ki size abla ya bakın aynen şu başımıza geldi o yüzden söyleyeceğim. Bunu bir ara verip 10 saniye bir yer var. Birine bir yer aldırmışız. Dikil'de Zeytinlik. 17 dönüm. Aldı fiyat 500 bin lira. Ya gitti geldi İstanbul kafasıyla gitti zaten böyle. İstanbul'da böyle her yer sushi koda işte sushi yiyor. İşte bilmem ne yiyor falan. Başka bir hayalle gitti. Ya dedi Mert Bey hiçbir şey yok orada. Ne sushici var dedi ne düzgün restoran var dedi. İtalyan ya dedim bu Dikili'nin tepesinde 15 dönüm yer almışsın 500 bin lira. Ya ne bekliyordun ki dedim. İşte şöyle falan bir de dedi işin kötüsü hadi tamam onu da kabullendim diyor. Biliyorum çünkü siz bana anlatmışsınız dedi. Ama dedi bir de oradaki emlakçı arkadaşa sordum ya burası kaç lira? Ah bacım burası çok kötü dere kenarı 300 bin lira anca eder dedi. Yıkıldım dedi. Çıldırdım beynimden vurulmuş önerim çünkü ben defalarca bunu anlatıyorum. Dedim peki dedim o zaman şimdi hemen bu adamı başka bir arkadaşınızla aratacaksınız. Diyeceksiniz ki dedim şu ada şu parsel arkadaşımın oralarda yerleri var. Şu ada şu parselin yakınında ben bir yer istiyorum. Bana kaça bulabilirsiniz? Özellikle de dere kenarı istiyorum. Adam ne cevap verdi biliyor musunuz? Ah ablam dere kenarı yerler çok zor çıkıyor. Küresel ısınma geliyor. Bak demin dere çok kötü su basacak diyen adam şimdi diyor ki küresel ısınma geliyor. Dere çok değerli. Ablam burası 900 bin liradan aşağı yer bulamayız. Hanımefendi dedim işte gördünüz mü dedim. Bir gün öncesi 300 bin lira dediğiniz o kötü yer aslında 900 bin lira. İşte bir yerin fiyatını belirleyecekseniz lütfen ve lütfen bu yer almaya çalışırsam bu yeri kaça alabilirim diye bakın. Eğer 900 bin aşağı yer bulamıyorsanız sizin yeriniz 900 bin liradır. Yani şimdi siz orayı satmadan önce şunu yapsaydık. Orada 2-3 emlakçıya ya ben bu ev tarzında bir ev istiyorum kardeşim. Kaç? Onlar bize deseydi ki ya o ev şu anda 500 binden aşağı bulamam. Ben diyecektim ki Mukaddes Hanımcığım sizin eviniz 500 bin liradan aşağı bulunamıyor. Ha bunun bir tık aşağısıdır. 450'dir, 460'tır satış fiyatı olursa mantıklıdır. Emek istediğimi anlatabildim mi? İnsanların en büyük hatası o sorduğu emlakçının, kapıcının, simitçinin, yoğurtçunun neyse veya Mert Başaran'ın dürüst olup doğru bilgiyi vereceğini zannediyor. Yani insanlar her zaman size dürüst olmak zorunda değil maalesef. Olmak zorunda da değil yani. Sistem böyle işlemiyor.